Merhaba, bu hafta önemli bir DAX fonksiyonundan bahsedeceğim. Contains fonksiyonu hangi amaçla kullanıyoruz? Bu videoda detaylarıyla öğreneceğiz. Contains fonksiyonunu iki amaçla kullanabilirsiniz. Birincisi, sütün içinde herhangi bir metin araması yapmak. İkincisi ise sanal ilişki kurmak. Yani tabloları filtrelemek için kullanabilirsiniz. Sanal ilişki oluşturmak gibi bir şey diyebiliriz. İlk senaryo yani Contains ile metin aramak pek akıllıca değil. Metin aramak için find veya search fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar için ayrıca bir video hazırlayacağım. Dilimleyiciden seçim yaparken veya sanal olarak tabloları filtrelerken konteynizi kullanmak hem ileri seviye hem de daha verimli bir uygulama diyebiliriz. Ayrıca konteyniz kullanırken iki tablo arasında ilişki olmasına da gerek yok. Bu fonksiyon çok güçlü bir fonksiyon. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. Elimizde iki önemli tablo var. Birincisi pazarlama kampanyalarının olduğu bir tablo. Diğeri ise satışlar. Diğer üç tablo boyut tabloları ürünler, tarihler ve müşteriler. Boyut tabloları biliyorsunuz işlem tablolarını filtreliyor. Senaryomuz gereği yıllara göre kampanyalı satışları hesaplatmak istiyoruz. Tablolar arasında bire çok ilişki kuramıyoruz. Çünkü tabloların ayrıntı seviyeleri birbirlerinden farklı. Eğer ayrıntı seviyeleri aynı olsaydı o zaman da belirsizlik oluşacaktı. Çünkü satış tablosuna hem ürün üstünden hem de tarih üzerinden erişebilecektik. Promosyon tablosunu ürünler tablosuyla aynı zamanda promosyon tablosunu tarih tablosuyla bira çok ilişkiyle bağlayabilseydik yani fiziksel ilişki kurabilseydik o zaman aralarında döngü oluşturmuş olacaktık. İşte bu sebeplerden ötürü fiziksel ilişki kuramıyoruz. Bu hesaplatmayı yapabilmek için pazarlama kampanyalarının olduğu tablodan satış tablosuna doğru bir filtre uygulamamız gerekiyor. Ancak bunu normal yollardan yapamıyoruz. Fiziksel bir ilişki kuramadığımız zamanlar sanal ilişkiler oluşturarak çözüm sağlıyoruz. Önceki videolarda tweetas fonksiyonu ile nasıl sanal ilişki oluşturulur görmüştük. İlgilenenler aşağıdaki açıklamalardan video linkine ulaşabilir. Bugünkü videoda bir başka yolla sanal ilişki oluşturacağız. Evet devam edelim ve rapor bölümüne geçelim. Şimdi rapor alanına dönelim. Ve bu sorunu nasıl çözeceğimizi hep birlikte görelim. Satış tablosuna tıklayalım ve yeni bir ölçü oluşturalım. Kampanyalı satışları hesaplayacağız. Ölçünün adı kampanyalı satışlar olsun. Eşittir yazıyoruz ve bir alt satıra geçelim. Sanal ilişki kuracağız. Bu yüzden formülümüze Calculate ile başlıyoruz. Calculate fonksiyonunu çağırdık. Ardından tekrar bir alt satıra geçelim. Ve satış ölçüsünü çağıralım. Kampanyalı satışları hesaplatabilmek için biraz önce göstermiş olduğum promosyon tablosundaki yıllar ile tarih tablosundaki yılları yine promosyon tablosundaki alt kategori ile ürün tablosundaki alt kategorileri eşleştirmemiz gerekiyor. Bir modeline dönecek olursak. Tekrar veri modeline döndük. Az önce bahsettiğim gibi, promosyon tablosundaki yıl ile tarih tablosundaki yılları, promosyon tablosundaki alt kategoriler ile ürün tablosundaki alt kategorileri birleştirmemiz gerekiyor. Yani eşleştireceğiz. Aralarında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için önce iki sütunlu bir sanal tablo oluşturmalıyız. Sonra bu oluşturduğumuz tabloda iterasyon yapmalıyız. Bunu filtrele yapabiliriz. Tekrar rapor alanına dönelim. Oluşturmaya çalıştığımız ölçüye tekrar gidelim. Ölçümüz kampanyalı satışlar burada. Evet. Tekrar komut satırına geri dönüyoruz. Burada kalmıştık. Şimdi ifadeyi değiştirelim ve bir alt satıra geçelim. İterasyonu filtre ile yapabiliriz. Filter fonksiyonunu çağırıyoruz. Evet devam edelim. Tekrar alt satıra geçelim. Filter biliyorsunuz bir tablo fonksiyonu. Aynı zamanda bir iteratör. Dikkatli bakarsanız filtrenin ilk parametresinin tablo olduğunu görürsünüz. DAX'ta tablo yazan her yerde tablo ifadeleri döndürebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğimiz iki sütunlu tabloyu eşleştirebilmek için tarih ve kategorilerden oluşan tüm kombinasyonları içeren bir tabloya ihtiyacımız var. Bunu cross join ile oluşturabiliriz. Şimdi cross join fonksiyonunu çağıralım. Cross join ile kartezyen çarpımı uygulayacağız cross join parametre olarak bir tablo bekliyor. Tekrar bir alt satıra geçelim ve all fonksiyonunu çağıralım. Az önce size eşleştirmem gereken ifadelerden bahsetmiştim. Eşleştirebilmemiz için tablodaki sütunlara tamamıyla erişebilmemiz gerekiyor. Bu yüzden all fonksiyonunu kullandık. Herhangi bir filtrenin aşağıdaki tablodan olası bir filtrelemesine karşı bunu engellemiş olacağız. Bunu all ile sağlıyoruz. Tüm alt kategorilere ihtiyacımız var dedik. Şimdi ürün tablosundaki alt kategorileri çağırıyoruz. Parantezi kapatalım. Ardından ifadeyi değiştirip bir alt satıra geçelim. Şimdi tarih tablosundaki yılları erişmemiz gerekiyor. Tekrar tüm sütüne erişmemiz için all fonksiyonunu çağırıyoruz. Biliyorsunuz all bütün filtreleri iptal ediyordu. Şimdi tarih sütununa, tarih tablosundaki yıl sütununa gideceğiz. Sanırım calendar year number'dı. Evet. Tekrar parantezi kapatalım. Cross join bu ikisinin kartezyen çarpımını yaparak iki sütunlu tüm kombinasyonları içeren bir tablo oluşturacak. Bir alt satıra geçelim ve cross join'in parantezini kapatalım. Bu oluşturulan sanal tabloda filter iterasyon yapmaya başlayacak ve her satırda bir ifadeyi değerlendirecek. İşte filtreleme bu sırada gerçekleşecek. Her satırdaki yıl ve kategoriyi contains fonksiyonu ile eşleştirerek bir filtreleme uygulayacağız. Şimdi ifadeyi değiştirelim ve bir alt satıra geçelim. Ardından contains fonksiyonunu çağırıyoruz. İlk parametre bir tablo. Contains çapraz filtre gibi çalışır. Filtrelemenin gerçekleşmesi için önce promosyon tablosuna erişmemiz gerekiyor. Çünkü promosyon tablosundaki ifadeleri değerlendireceğiz. Şimdi promosyon tablosuna erişelim. Evet. Ardından ifadeyi değiştirip bir alt satıra geçelim. Filtrelemenin gerçekleşmesi için promosyon tablosundaki kontrol edilecek anahtarları belirtmemiz gerekiyor. Şimdi sıra geldi anahtarları belirlemeye. Promosyon tablosunda arayacağımız anahtarlar neler? Birincisi Alt kategoriyi promosyon tablosundaki alt kategoriyi seçiyoruz. Bunu bir şeyle eşleştirmemiz gerekiyor. Bunu ürünler tablosundaki alt kategori ile eşleştireceğiz. Ardından tekrardan tarihleri eşleştirmek için bir alt satıra geçtik. Şimdi tekrar promosyon tablosundaki yılları alıyoruz. Bunu tarih tablosundaki yıl ile eşleştiriyoruz. Bir alt satıra getirip parantezi kapatalım. Content'i eşleşen kayıtlar için true değerini döndürecek. Geriye sadece kesişim kümesi kalacak. Bu kesişim kümesinden oluşan tablo filtre olarak satış tablosuna verilecek. Satış ölçüsü de satış tablosunda içerisindeki toplam satış sütununu topladığı için otomatikman filtrelenen satırları toplayacak. Yani bir çeşit sanal ilişki kurup filtreleme gerçekleştirmiş olduk. Formülü tamamlamak için parantezi kapatalım. Tekrar bir alt satıra geçelim. Filtri kapattık. Evet. Calculated'i de kapattık ve formülü tamamladık. Artık Enter'a basabiliriz. Şimdi Enter'a basalım ölçümüzü oluşturduk. Ölçüye gidelim, sürükleyip bırakalım. Harika, filtrelemeyi gerçekleştirdik. Şimdi gelin yıl filtresine gidelim. Evet, calendar year burada. Bunu hemen bir dilimleyiciye çevirelim. Şimdi yılları filtreleyelim. Bakalım formülümüz çalışıyor mu? Yıllara göre filtreleme yapıyor mu? Kampanya adına göre filtrelemeyi gerçekleştirdik. Şimdi 2007 veri seti sanırım 2007, 2008 ve 2009 yılları arasında gerçekleşiyor. O yüzden evet 2008, 2009 sonsuz bir şekilde filtrelemeyi başardık. Birbiriyle ilişkisi olmayan iki tabloyu ile filtrelemeyi başardık. Artık Dax'ta ileri seviye filtrelemeler yapabilirsiniz. Containers ile dilimleyiciden seçtiğiniz filtrelere göre hesaplatmalar yapmak da mümkün. Üstelik dilimleyicilerin modelle bir bağlantısı olmasına da gerek yok. Örneğin raporunuzdaki bir grafiği dilimleyiciden seçtiğiniz seçeneğe göre dinamik olarak filtreleyebilirsiniz. Hesaplatmanın yalnızca seçilen filtreye göre yapılmasını isterseniz yine Contains'i kullanabilirsiniz. Contains fonksiyonu yaptığı değerlendirme sonucunda true ya da false döndürüyor demiştik. Contains ile grafikte gördüğünüz serileri açıp kapatabiliriz. Bunu yapabilmek için önce dilimleyiciden bu serileri seçebilmek gerekiyor. Şimdi verileri girin özelliğini kullanarak bir tabloya yapalım. Verileri girin tuşuna tıklayalım. Karşımıza bir tablo çıktı. Bu tabloda istediğimiz sütunları yazıp bir tablo fiziksel bir tablo oluşturabiliriz. Hızlıca dilimi seçeceğimiz alanları buraya yazalım. Birinci alan top 10 olsun. İkincisi top 25. Üçüncüsü de top 50 olsun. Yanlarına bunları sıralayacak sütunu da oluşturalım. 1, 2 ve 3. Bunlar sıra olmuş oluyor. Sütun adlarını da hemen değiştirelim. Grup yapalım. Diğerinde sıra olsun. Evet, tamamlamak için buna da top seçim yazalım. Yükleye gidelim ve tıklayalım. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Modelle bağlantı oluşturuluyor. Harika. Oluşturduğumuz tablo, evet sanırım bu aşağıda oluştu. Tablomuz modele yüklendi. Evet tablodayız. İlgilendiğimiz alanı sürükleyip rapora bırakalım. Ve bunu dilimleyiciye çevirelim. Tam olarak yapmak istediğimiz şey şu. Dilimleyiciden seçtiğimiz filtreler, ya da seçeneklere göre buradaki gördüğünüz grafiğin filtrelenmesini istiyoruz. Şu anda herhangi bir ilişki olmadığı için bu dilimleyici çalışmıyor. Dilimleyiciden seçtiğimiz seçeneklere göre grafiğin filtrelenmesini istiyoruz dedik. Örneğin top 10'u veya top 25'i seçersem yalnızca seçtiğim hesaplatmalar gözükecek. Kısacası hangi seçimi yaparsak grafik onu gösterecek. Şimdi daha önce hazırladığım top 10, top 25 ve top 50 ölçülerine gidelim. Top 10 ile başlayalım oluşturduğumuz ölçüde küçük bir değişiklik yapacağız. Şimdi biraz isterseniz büyütelim. İlk olarak top 10 toplam satışları bir değişkenin içerisinde saklayalım. Evet. Biliyorsunuz değişkeni variable'larla oluşturuyoruz. Değişkenler nasıl oluşturulur merak edenler ilgili videoyu açıklamalardan erişebilir. Şimdi değişkenimizi sonuç olarak adlandıralım. Eşittir diyelim. Evet. Değişkenimizi oluşturduk. Değişkenimiz top 10 satışlar. Bu değişkeni çağırmak için return komutunu vermemiz gerekiyor. Return ile tanımladığınız değişkenleri çağırabilirsiniz. Bir alt satıra geçelim. Şimdi bir koşulu çalıştırmamız gerekiyor. Eğer seçtiğimiz seçenek, dilimleyiciden seçtiğimiz seçenek doğruysa şunu yapsın, değilse bunu yapsın gibi bir ifade kullanmamız gerekiyor. Bunu hemen if komutunu vererek yapabiliriz. Bir alt satıra geçelim. Hesaplatmanın yalnızca seçilen filtreye göre yapılmasını isterseniz bu kısımda contains formülünü kullanabiliriz. Tekrardan contains'i çağıralım. Contains'in açıklamasına tekrar bakacak olursak tüm satırların belirtilen değerleri içerdiği en az bir satır varsa true değerini döndürü diyor. Yani dilimleyiciden bir seçenek seçtiğimizde bu değer bir satırda varsa true değerini döndürecek. Biz de eğer komutunu girdiğimiz için eğer contains'in cevabı doğruysa şunu yapsın değilse bunu yapsın şeklinde bir ifade çalıştıracağız. Tekrar promosyon değil hatta top seçim evet top seçim tablosunu yazıyoruz. Çünkü bu tablo üstünde en az bir satır değeri doğruysa true değerini döndürmek istiyoruz. Kontrol edeceğimiz noktada grup satırı. Şimdi burada elle yazı yazabiliriz. İsterseniz bunu selected value ile bir başka değişken içerisinde de tutabilirsiniz. Top 10 yazalım. Parantezi kapatalım. Şimdi bu seçim yani top 10 ilgili tablodaki grup sütun içerisinde varsa o zaman contains doğru cevabını döndürecek. Eğer doğruysa bizim sonucu yazmasını istiyoruz. Değilse de boş yazsın. Formül tamam olmak için enter'a basabiliriz. Evet formülümüzdeki gerekli değişikliği yaptık. Hızlıca diğerlerine de uygulamak için bu formülü kopyalayalım. Ve top 25'e gidelim. Ve yapıştıralım. Ardından şurada küçük değişiklikler yaparak top 25 olarak revize edelim ve enter'a basalım. Sonra da top 50'yi revize edelim. Şurada da 50 yapıyoruz. Burayı da değiştiriyoruz. Harika. Evet ölçülerimizi değiştirdik. Şimdi formül çubuğunu kapatabiliriz. İsterseniz ölçülere test edelim. Top 10'a tıklayalım. Harika. istediğimiz şekilde çalışıyor. Seçtiğimiz seçimlere göre grafik dinamik olarak değişiyor. Şimdi analizi biraz daha ilerletelim isterseniz. Üreticiye göre satışları Burada gördüğünüz top 10, top 20 veya top 50 ile karşılaştıralım. Tekrardan veri görünümüne gidelim. Veri görünümünde sadece üreticilerden oluşan bir tablo yapacağız. Power BI'de yeni tabloyu tablo kısmından oluşturabiliriz. Tablo araçlarına gidelim. Ve ardından yeni tablo oluştur simgesine basalım. Formül çubuğunda yazdığınız DAX kodlarıyla Power BI'de fiziksel tablolar oluşturabiliyorsunuz. Tablonun adını üretici yapalım. Evet. İşte deyip listing fonksiyonunu çağıralım. Desting belirli bir tablodaki sütunları benzersiz olarak döndürür. Ürünler tablosundaki üreticilere erişmemiz gerekiyor. Parantez kapatıp Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi sadece ürün tablosundaki üreticilerin listesini oluşturduk. Bu tablonun modeldeki diğer tablolarla herhangi bir ilişkisi yok. Şimdi rapor alanına tekrar dönüyoruz. Dilimleyiciyi biraz daraltalım. Ardından tekrardan yeni oluşturduğumuz üretici tablosunu genişletelim. Sürükleyip şuraya bırakalım. Harika. Üreticilerin listesini getirdik. Şimdi dilimleyiciye gidelim ve tıklayalım. Dilimleyiciden seçtiğimiz üreticilere göre bu üreticilerin satışlarını top 10 ile veya top 25 veya top 50 ile karşılaştıracağız. Şimdi tekrardan satış tablosuna gidelim ve yeni ölçü oluşturalım. Buna üretici satışları diyelim. İşte deyip bir alt satıra geçelim. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Dinamik olarak buradan seçtiğimiz seçenekleri bir tabloda tutturmamız gerekiyor. Ardından bu tabloyu da toplam satışları hesapladığımız satışlar tablosunda filtre olarak uygulamamız gerekiyor. Bunu yine değişkenlerde tutturarak sanal bir tablo yaparak gerçekleştirebiliriz. Tekrardan değişkenleri oluşturalım. Var deyip filtre diyelim. Eşit. Filtre fonksiyonunu tekrar çağırıyoruz. Filtrenin birinci parametresi bir tablodur. Şimdi burada ürünler tablosu ile eşleştireceğiz. Ürünler tablosunda tek tek iterasyon yapıp buradan seçtiğimiz seçenekleri ürünler tablosundaki üreticiler sütununa filtre olarak uygulamamız gerekiyor. Ürünler tablosunu seçiyoruz. Ürünler tablosunda iterasyon şu an yaptığımızı farz edin. Evet buradaki ürünler tablosundaki üretici kodları eşittir. SQL'deki in fonksiyonunu hatırlayın. Subquery yazdığınız zaman sütunda Subquery'de bir başka tablodan istediğiniz sütunları çağırabiliyordunuz. Bire en ilişki oluyormuş gibi düşünebilirsiniz. Burada da eşittir deyip hatta in values parantez içerisinde şuradaki az önce yaptığım yani üretici tablosundaki yaptığım manufacturer sütununu belirteceğim. Evet, üretici manufacturer. Parantezi kapatabiliriz. Şurayı düzeltelim. Harika. Parantezi kapatalım. Şimdi bir sanal tablo oluşturduk. Buradan istediğimiz seçenekleri seçtikçe values aslında bu sanal listeyi oluşturacak. Bunu da otomatikman ürünlerdeki üretici sütununa filtre olarak verecek. Ardından filter bir tablo döndürecek. Bu döndürülen tabloyu da calculate üzerinde filtre olarak kullanabiliriz. Bir alt satıra geçiyoruz. Return komutunu verelim. Şimdi tabii ki de calculate çağıracağız. Çünkü satışları hesaplıyoruz. Bir alt satıra geçebilirsiniz isterseniz. Kodun daha okunaklı olması için ben her zaman bir alt satıra geçiyorum. Tekrar bir alt satıra geçelim. Şimdi burada filtrelememizi eklememiz gerekiyor. Filtre eklemeyi key filters ile yapıyoruz. Ve ardından filtreyi ekliyoruz. Parantez kapatıp enter'a basabiliriz. Harika ölçümüzü oluşturduk. Şimdi üretici satışlarına isterseniz gelin otomatikman grafiği seçelim. Ve üretici satışlarını tıklayalım. Harika. Üretici satışlarını hesaplattık. Şimdi bir de gelin bir kart oluşturalım. Hatta yan pardon tekrar geri tıklayalım. Raporda boş bir alana tıklayıp tekrar kart seçeneğini seçelim. Şöyle yukarıya kartı yerleştirelim ve üretici satışlarına tıklayalım. Evet. Süper. Şimdi üreticiden seçim yapmaya başlayabiliriz. Harika. Ölçümüz çalışıyor. Bakın seçtiğim üretici satışlarını artık top 10 ile karşılaştırabiliyorum. Alternatif olarak top 25 ile de karşılaştırabilirim. Satışlarımın yüzde ne kadar olduğunu artık takip edip gerekli aksiyonları alabilirim. İsterseniz bunu başka bir grafiğe de çevirebilirsiniz. İçerisindeki yılları dağılımına %100 yılmış sütun grafik kullanarak görebilirsiniz. Veri etiketlerini de açalım. Evet. Taşan metini de açarsak sanırım gözükecek. Harika. Evet, istediğimiz seçeneklere seçtiğimize göre toplam seçtiğimiz satışlar içerisindeki toplam yüzdeyi görebiliriz. Şunu şerit grafik yapalım. Evet, sanırım böyle daha güzel gözüküyor. Üretici satışlarını istediğimiz grupla karşılaştırabiliyoruz arkadaşlar. Bir videonun sonuna daha geldik. Bu videoda ilişkisi olmayan iki tabloyu konteynerz ile nasıl filtreleyeceğinizi, aynı zamanda dilimleyicideki seçimlere göre dinamik hesaplatmaları nasıl yapacağınızı gösterdim. Artık raporlarınızda bir adım daha ileriye gidebilirsiniz. Seçtiğiniz ürünleri hareketli ortalamalarla geçen yıl ile, 3 ay veya 6 ay öncesiyle karşılaştırabilir ve daha derin analizler gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kanalı ilk defa ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta Power BI ile Power Automate'i birlikte nasıl kullanacağımıza bakacağız. Videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.